Allah! Ne oluyor lan? Helal olsun. Helal lan. Şu an kalkarak. Adam yandı. Ne oluyor lan? Bu ne ki oğlum? İstesem gözüm kapalı bile vururum ben. Hadi kaç dondurmamı kap geli bu. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Abi topu alabilir miyiz ya? Kim attı lan bu topu buraya? Ben attım abi. Deli misin oğlum sen? Uyuyan adama şut çekilir mi? Abi çocuklarla dondurmasına iddiaya girdik de. Vallahi ben kafamdan vurmayacaktım. Ama denk getiremezsin diye çok üstüme geldiler. Dayanamadım bir tane çaktım. İyi yedin. Nereden çıktın lan sen? Bak. Topunu vermiyorum, atıyorum denize. Abi başka topumuz yok ya. Hem Taner'den vurmuşum ben senin kafanı. Tebrik edeceğini bile üstüne kızıyorsun yani. Abi de üstüne tebrik istiyorsun ha. Oğlum deli misin lan sen? Ben deli değilim ama sen bayağı delisin bence. Gidin lan buradan. Bak bir daha bu topu buraya atarsan seni, arkadaşlarını, topun hepinizi denize atarım. Gidin başka yerde oynayın. Hadi. Sağ ol abi. Olsun. Yürü. Helal olsun be. Çok iyi vurdun. Tam kafana. Bak dondurmamı alırım ben. Adam nasıl bir anda uyandı ama. Evet çok iyi vurdun kanka. Nasıl vurdun lan oradan buraya beni? Ben çıkıyorum. Soran olursa toplantıda dersin. Oğlum dedektif olacak adamdın. Avukat oldun bıraktın bizi yine. Ya boş konuşma. Çayı yeniden demle. Bayatlamış bıçak. Neco. Yürü, devam et. Aferin oğlum, vur. Aferin, güzel, devam. Dön geri, dön geri, dön geri. Samet, biraz geri git oğlum. Bak, bak adam nerede duruyor, sen nerede duruyorsun? Yür Adem'i. Aferin Adem, yürü. Devam. Aferin oğlum, bravo. Yürü, aferin, bravo. Bravo. Dön topa şimdi, dön. Aç topu, aç. Futbol, 22 adamın bir topun peşinden koştuğu, maçın sonunda sadece menajerlerin kazandığı bir oyundur. Yavrum bey, gece alemlerinden sıkıldın mı? Sabah sabah rüyanda mı gördün beni? Bulunduk Duru Cengo, ne haber? Yetenek avcılığına devam mı? Ne yapalım, sen dava kazandırıyorsun, ben de işte maç kazandırıyorum, ne yapayım? Aramızda fark var, sen kulübedesin, ben orta sahanın tam ortasında rüyuyorum. Ne yapalım, biz de işte cevherleri buluyoruz, işliyoruz kardeşim. Ne yapayım? Ben bu yaştan sonra sahaya mı çıkayım? İşte Harun kardeşim bu şansı sana veriyor. Sahaya çıkma fırsatı veriyorum. Çık şu mahkemeye, davayı kazandır. Son düdüğü de sen çal be Cengo be. Harun yapma. Beni bu işin içine sokma. Bak eski düzen yok artık. Bu adamların 72 tane millette eli kolu var. Beni piyasadan sildirirsin. Oğlum senin yetiştirdiğin gencecik 17 yaşındaki Batuhan'ı silmediler mi? Sakat bırakmadılar mı? Cengo. Ya biz bilmiyor muyuz? Ben avukatımla konuşmadım mı sanıyorsun? Biz bu davayı kazanamayız diyor. Bu dava çok zor. Bu adamlar kaybedecekleri davaya girerler mi Allah aşkına ya? Ya ben konuşsam ne olacak ya? Ne demek ne olacak Cengo ya? Sen konuşursan her şey çorap söküğü gibi gelecek. Senin ekmeğinle oynuyorlar. Bu çocukların geleceğiyle oynuyorlar ya. Cengiz senin eline. Bir kere de çık şu maça. Son golü sen at be kardeşim be. Dün Harun yakar ya. Ya ne yapıyorsun, ne diyorsun? İnsanın kanına giriyorsun be. Tamam mısın? Tamam mısın lan? Tamam. Şişt. Ya doktor, İstanbul'a beraber gideceğiz kardeşim. Gündüz dava, gece de sana maç yaptıracağım. Sana bak, Şengen değil, yengem vizeni al, bekliyorum. Hocanızı dinleyin. Oğlum. Kim attı onu ya? Oğlum böyle mi eğitiyorsun sen bunları? Abi sen de hep karşıma çıkıyorsun ya. Oğlum sen benim kafamdan ne istiyorsun lan? Deli mi oğlum bu? Git başka yerde oyna. Git lan başka yerde oyna. Hadi. Bunu takımdan, bu disiplinsiz bu. Akşam görüşürüz, arayacağım. Tamam. Sıkı sıkı antrenman yap, sıkı sıkı. Hadi dön topuna. Kanka, akşam geliyorsun değil mi? Maçı biz de izleyeceğiz. Yok oğlum, babamla izleyeceğiz. Söz verdim. Oğlum annem köfte patates yapmış. Gel işte lan. Bakarız kanka. Thank you.
Adem. Hadi gel, yemeğini soğutma, yemek geldi. Tamam Cengiz abi. Ulan oğlum, çağırmasam demek antrenmana devam edeceksin ha? Evet abi. Evet abi. Ulan sen zaten takımdaki en yetenekli adamsın. Günde çift idman yapıyoruz. Yarın milli takım seçmeleri var. Bir sakatlık olsa, sakatlansak ha? Treni kaçırdık, bitti. Ama abi ben onlardan güçsüzüm. Onların hepsi senden büyük oğlum. 2 sene senin fiziğin de öyle olacak. Tamam mı? O yüzden bugünlük yeter. Tamam, bitti. Tamam abi. Bu arada benden istediğin şey vardı ya, onu buldum. Milli takım seçmelerinden sonra vereceğim. Buldun mu gerçekten? Tamam lan, dur düşeceğiz. Kralsın sen, kralsın abi. Tamam. Hadi otur yemeğini. Bu dava kendini ülkenin sahibi sanan suçlularla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dürüst vergisini ödeyen şerefli vatandaşları arasındadır. Bu suçlular yalnızca vergi kaçırmak, kara para aklamak gibi suçlarla milletin cebindeki paraya göz dikmediler. Aynı zamanda Batuhan gibi pırıl pırıl bir gencin sakat kalmasına sebep olup hayallerini çaldılar. Hayatını karartmaya çalıştım. Şimdi bir kez daha yüksek sesle söylemek istiyorum. İşlediğiniz her suçun, yaptığınız her haksızlığın bedelini tek tek ödeyeceksiniz. Batuhan'a bunu yapanlar bunun bedelini ödeyecekler. Gideceğim, ben de konuşacağım. Çok cesur, çok delikanlı bir avukatı var. Adalet yerini bulacak. Saatte tesiste kimse olmaz. Böyle buyur. Futbolcu fabrikası mı diyorsun ha? Estağfurullah. Kendi çapımızda işte öyle. Vallahi Cengiz kardeş, bizim işimiz acele. İstanbul'dan buraya kadar sırf seninle hiç konuşmaya geldik. Burada kamera mamara yok değil mi? Yok, zaten her yer dökülüyor. Dökülmeyecek. Onu da yaptıracağız. Sıkıntı yok, tertemiz olacak buralar. Cengiz, biz seninle çok güzel bir iş anlaşması yaptık. Çok güzel bir transfer gerçekleştirdik ama vallahi Batuhan kendisine verilen değeri anlamadı. Kalktı gitti kendi kendine mahkemeye falan filan. Şimdi ben diyorum ki birileri daha fazla üzülmeden bu konu kapansın. Kardeşimiz gitsin, şikayetini geri çeksin. Burada da bak, başlangıç olarak 100.000 dolar para var. Yanlış anlama, bu daha başlangıç. Sana layık değil. Ama seninle çok güzel transferler yapacağız. Tamam. Para mara istemiyorum ben. Ben bu işte yokum Fecri Bey. Oğlum sen ne biçim bir manyaksın? Oğlum sen ne ayaksın lan? He? Batuhan'ın hayatını kararttınız. Kim bilir daha kaç tane gencin hayatını karartacaksınız. Ben bu işte yokum. Cengiz bak, biz senden rica minnet bir şey istemiyoruz ha. Sana para veriyoruz bak. Paranı al, dediğimi yap. Kur'an'ıma seni öldürürüm bak ha. Dayko, sakin. Ah.
Sakin ol dayı. Senin aklında ne var Cengiz? Benim aklımda ne var biliyor musunuz? Mahkemeye gidip her şeyi tek tek anlatmak var. Futbolun içinde dönen bütün dolapları anlatmak var, anladınız mı? Lan oğlum, sen kimle konuştuğunu biliyor musun lan? He? Oğlum bak, kendini bana öldürme. Dayko. Bak, bak seni gebertirim Cengiz. Sakin bak, benim tövbemi bana bozdurma. Konuşuyoruz. Cengiz. İyi düşün Cengiz. Bu işin ucunda çok para var. Ben bunun günahıyla yaşayamam. Batuhan'ın hayatını mahvettiniz. Ben bunun hesabını Allah'a veremem. Siz de veremezsiniz. Ben bu işin içinde yokum. Sen kim oluyorsun da Tanrı'nın işine karışıyorsun Cengiz? Senin gibilerin yeri bellidir. İsyan ediyorsun Cengiz. Kimse Tanrı'nın kudretine karşı gelemez. Kimse. Öldüren ya da yaşatan benim. Ben, yalnızca ben oyum. Yaralayan ve iyileştiren benim. Kurtulamaz. Yasanın tekrarı 32-39. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Lan manyak mısın lan sen? Oğlum. Artık sadece Tanrı'nın mahkemesine çıkarabilir. Sen ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın oğlum sen? Sen lan! Yürü lan! Lan yürü lan! Yürü! Yürü bırak! Kimse yok! Söyle Elifciğim. Sizinle görüşmek isteyen biri var. Kimmiş? Evet dostum, tanışıyor muyuz? Sen beni tanımıyorsun abi. Ama ben seni tanıyorum. Tamam. Ayvalık'tan geldim ben abi. Adem benim adım. Öldürülen Cengiz Dursun var ya. Onun futbol takımında oynuyorum ben. Gidecek de başka kimsem yok abi. Sen benden ne istiyorsun Ademciğim? Avukatım olmanı istiyorum abi. Ne olur avukatım ol. Ademciğim şimdi şöyle bir durum var. Ben bu davadan çekildim.
Anladın mı? Yani yardımcı olamam sana artık. O yüzden sen şimdi memleketine dön, evine dön, tamam? Ailen de merak etmesin seni. Hı? Benim evim yok ki. Sokakta büyüdüm ben. Bir tek bana Cengiz abi sahip çıktı. İleride büyük bir futbolcu olabileceğime bir tek o inandı benim. Ama onu da aldılar benden abi. Cengiz abiye bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum. Ne olur benim avukatım ol. Ne olur abi. Ademciğim, ben seni çok iyi anlıyorum. Hatta çok iyi anlıyorum ama sana yardımcı olamam. Yani bu dava benim de ailemi mahvetti. Üzgünüm. Başka bir yol bulman lazım. Tamam. Şimdi sana bir tost falan bir şey ayarlayalım. Bir çay iç. Kendine gel sonra. Abi ben seni televizyonda gördüm de geldim ben buraya. Herkes sana kahraman avukat diyordu. Ben her şeyi gördüm abi. Cengiz abi kimin öldürdüğünü gördüm. Her şeyi gördün. Gördüm abi. Tamam Adem, sen şöyle bir gel otur. Gel bir rahatla, çıkar şunu da. Sakin ol, burada güvendesin gayet iyisin, tamam. Elif, şimdi bir su falan, bir peçete falan bir şey getirir misin? Otur. Şimdi Ademciğim, önce sakin ol, tamam. Burada güvendesin. Şimdi sen bu gördüklerini polise anlattın mı? Hiç kimseye anlatmadım abi. Korktum bana bir şey yaparlar diye. Ben bir tek sana güvendim. Batuhan abiye yardım ettim. Bana da yardım edersin dedim. Kim öldürdü peki Cengiz abini? Bu adam. Bu adam öldürdü Cengiz abiyi. Kim, bu adam mı? Yanında da şey vardı. Bir tane kulüp başkanı var ya, Fecir Emirkıran. Fecir Emirkıran? Abi bak, hayattaki tüm param bu benim. Bu da benim değil ama bir şekilde çalışıp öderim ben. Ne olur bana yardım et Umut abi. Senden başka gidecek yerim yok benim. Abi! Abi Cengiz abi! Abi ne olur kalk abi. Abi ne olur kalk. Abi! Abi! Abi ne olur beni bırakma abi. Abi ne olur bak, yalvarıyorum sana. Senden başka kimse kurtaramaz benim babamı. Ne olur al şu davayı. Adalet istiyorum ben abi. Ben bu hayatta adalet istiyorum. Cengiz abim için adalet istiyorum abi. Onlar gidene kadar çıkmadım olduğum yerden. Onlar gittikten sonra yanına gittim. Gözleri kapanmamıştı. Cengiz abi dedim, kapattı gözlerini. Adem,
Peki bu adamın yanındaki Fecir Emir Kıran mıydı? Ha? Eminsin değil mi? Eminim. Emir Kıran spor başkanı. Çok gördüm televizyonda. Cinayet işleyen de Marco Karaorman'da. Toplumda bunları doğru düzgün iş adamları zannederken bunlar kafasına göre cinayet işliyor. Ademciğim, sen bizi bir iki dakika kapının önünde bekler misin? Geleceğim ben de yanına. Bak, bir şey diyeceğim sana. Burada sana hiç kimse dokunamaz. Şu an bu ülkedeki en güvenli yerdesin Adem. O yüzden rahat ol. Ben de hemen geleceğim yanına. Tamam? Adem, bir de bak buranın tostları çok meşhurdur ha. Haberin olsun. Eğer istersen Seyhan abla sana ısmarlayabilir. Ne dersin? Geliyorum ben de yanına birazdan. Tamam. Hadi. Hadi Adem'ciğim. Gel. Çıkalım. Ne diyorsunuz savcım? Bu çocuk her şeyi değiştirecek Umut Bey. Onlar o duvardaki deliği kapatayım derken o duvarın altında kalacaklar. O zaman cinayet soruşturması bitince kara para davasıyla birleşecek. Kesinlikle birleşecek. Bu dosya benim elimdeyken gereken neyse o yapılacak. Hem de hemen. Mahkemeye çıkarsa ne olacak? Çıkmayacak. Çıkamayacak. Risk alıp beklemeye gerek yok. Bitirelim işini. Ya bir dur ya. Bu ne böyle ya? Lan hele önümüze geleni, her bize tersini keseceğiz mi? Böyle bir şey yok ha. Abi buranın adı ne? Şeref tribünü. Buradaki adamlar milleti keserek değil ha. Rajon keserek işlerini çözüyor. Biz de onlar gibi yapacağız. Umut Tanrıkul'un işini zamanında bitirseydik bunların hiçbiri olmazdı. Dayko, İstanbul suç cenneti de sırf kanunları deleceğiz diye böyle kafamıza göre davranamayız ha. Her işin bir kuralı var. Çocuk için harekete geçiyoruz. Bak, benim bugüne kadar mahkemede kaybettiğim savaş yok. Bu konu da Allah'ın izniyle daha savcının önündeyken, iddianamedeyken kapanıp gidecek. Sen bu konuyu oldu bir. Öyle Adem madem de öyle bir velet gidip konuşamaz. Onu da kafana takma. Göreceğiz. Ademciğim bak. Burada hakim var, savcılar var, başkan var. Sen nerede oturuyorsun? Ben burada oturuyorum ki bunları tavlayabileyim. Ha, Umut abin nerede? Burada. Ha, aferin. Peki soruları sana kim soracak? Ya ben geri zekalı mıyım? Hakim yani bunu emzikli bebeler bilebilir. Kaç yaşındasın oğlum? Sen laflara bak ya. 14. Seninle işimiz var Adem. Bak şimdi Zuna'nın zırt dediği yere geldik. Şimdi hakim sana soracak. Sayın Adem Yürekli, Cengiz Dursun cinayetiyle ilgili ne gördün? Ademciğim biliyorum zor. Bak, Cengiz benim çocukluk arkadaşımdı. Mahalleden arkadaşım. Tırsak Cengizlerdik, dalga geçerdik, her şeyden korkardı. Allah rahmet eylesin. Bak ben bu salona çok tanık soktum. Bazıları cesurca gördükleri her şeyi anlattılar. Bazıları da normal olarak korktu, anlatamadılar. Ama cesur olanlar ne kazandı biliyor musun? Vicdan ve adalet. Sen Umut abinin karşısına niye çıktın? Adalet için. Aynen bu işte. Bak bu olayı da futbol maçı gibi düşüneceğiz tamam mı? Rakip takım çok güçlü ve çirkefler. Bir tane de gol atmışlar. Üstüne yatıyorlar, kapanıyorlar. 10 kişi savunma yapıyorlar. Bu maçı açmak için ne yapmamız gerekiyor? Kilidi açacak bir 10 numara lazım abi. İşte o kilidi açacak 10 numara sensin Adem. Anladın mı beni? Son kez soruyorum. Adalet mülkün neyidir? Temeli. Ha. Karşıdaki hıyarları savunanlar kim? Sanık müdafi. Aferin oğlum. Pazartesi bunu başlat baroya bunu. Tamam mı? Okey. Tamam.
Unutma söylediklerimi. Tamam. İyi akşamlar. Buyurun, iyi akşamlar. Adem Yürekli burada mı? Ben avukatıyım, ben yardımcı olayım. Savcılığın yakalama kararı var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burada hırsızlık diyor, hırsızlık ne alaka? Yani memur bey, bu çocuğun hırsızlık yapma ihtimali yok. Ya Ayvalık'tan yeni geldi, ne ara hırsızlık yapacak? Suçu zaten Ayvalık'ta işlemiş. Öldürülen Cengiz Dursun'a karşı bir hırsızlık suçu gerçekleştirmiş. Arkadaşlar alalım çocuğu, size zorluk çıkarmayın. Yok, biz zorluk çıkarmayacağız da siz de sakin olun biraz. Abi. Adem merak etme, biz geliyoruz şimdi, tamam mı? Korkacak hiçbir şey yok. Tamam mı Adem? Korkma, geliyoruz şimdi. Geliyoruz şimdi. Oğlum niye götürüyorlar çocuğu? Rıza amca sakin ol, tamam. Babam sen içeri geç, ben anlatacağım sana, tamam mı? Yine abuk çubuk bir suçlamayla aldılar çocuğu. Sen endişe etme, biz çözeceğiz şimdi. Abi, abi beni bırakmayın abi. Olur mu öyle şey? Biz de seninle geleceğiz, merak etme sen. Hadi dikkat edin. Adem korkacağın hiçbir şey yok abicim, tamam mı? Biz de geliyoruz şimdi seninle birlikte. Korkacak hiçbir şey yok. Hadi bakalım, gidiyoruz. Nereye gideceğiz abi? Nöbetçi mahkemeye. Tutuklanman çıkarsa cezanı yatmak için içeri gireceksin. Nerede bunun avukatı? Bilmiyorum, gelmedi. Tutuklama talep ettim hakkında. Aran tutuklattın da bu çocuk nasıl susacak? Ya gidip duruşmada konuşursa ha? Tutuklandıktan sonra ıslah evine alınacak. Özellikle de çok da koca koyuyorlar. Gece sayımından sonra da çocuğun sesi sonsuza kadar kapanacak. Sonrasında Umut Tanrıkulu isterse kendine yeni tanıklarla bambaşka hikayeler yazabilir. Temiz iş yapıyorsun savcı. Seviyorum bu oyunu. Bak sen bu işi çöz. Sana yemin olsun. Ne istiyorsan vereceğim. Görüşürüz Fecir Bey. Suça sürüklenen çocuk müdafi yok mu? Yok hakim bey, gelmediler. Hırsızlık suçundan suça sürüklenen hakkında İstanbul Batı Müracaat ve Soruşturma Bürosu'nun belirtilen soruşturma sayılı yazısıyla tutuklama istemiyle mevcutlu olarak gönderilen suça sürüklenen çocuk huzura alındı. Kimlik bilgilerinin tespitine geçildi. Buyurun avukat hanım. Hakim bey, müvekkilim Cengiz Dursun vefatından kısa bir süre önce yaptığımız telefon görüşmesinde o gün içinde değerli bir eşya teslim edeceğini belirtmişti. Telefon konuşmalarımızın dökümü önünüzdeki dosyada mevcuttur. Yine aynı telefon görüşmesinde bu değerli eşyanın çantanın içinde olduğunu belirtti. Fakat olay yeri inceleme raporunda çantanın içinde herhangi bir ziynet eşyasına rastlanmadığı gibi Adem'in parmak izlerine rastlanmıştır. Adem, sen Cengiz Dursun'u tanıyormuşsun, doğru mu?
Oğlum cevap versene. Evet, tanıyordum. Çantasının üzerinde senin parmak izlerin bulunmuş. Maktulün de çok kıymetli bir eşyası kaybolmuş. İfadende hiçbir şey de söylememişsin. O çantanın içinden sen herhangi bir şey aldın. Adem, oğlum sana soruyorum. O çantadan bir şey çaldın mı çalmadın mı? Hakim Bey, çok özür diliyorum gecikme için. Müvekkilimle alakalı son dakikada bir gelişme oldu da sorunuzu ben yanıtlayabilirim. Adem, oturabilirsin. Buyurun. Hakim Bey, müvekkilim Adem Yürekli, merhum Cengiz Dursun'un çantasından hiçbir şey çalmamıştır. Heh, duyuyor musun şimdi? Tamam, Güneş Hanım da hiçbir şey bilmiyor. Cengiz o gece arayıp sana araştırman için özel kişisel bir eşya göndereceğim demiş. Eğer Adem aldıysa da onu almıştır. Kişisel eşya mı? Ha, kişisel eşya. Ziynet eşyası mı? Teknolojik bir şey mi? Bilmiyorum ki, deli olan. Çöz artık. Sen çözebilirsen. Tamam, tamam abi, konuşuruz. Tamam, ben çıkıyorum buradan. Hadi eyvallah. Tamam, tamam abi, haberleşiriz. Şu an önünüze gelen raporda da görebileceğiniz gibi Cengiz Dursun'a ait olan parmak izi künyede bulunmuştur. Adem Yürekli, Cengiz Dursun'un çantasından ne bir kıymetli eşya, ne bir ziynet, ne de başka maddi değere sahip bir eşya çalmıştır. Adem, Cengiz Dursun'un çantasından kendisi için en kişisel ve en değerli olan şeyi almıştır. O da bu künyedir. Bu künye yalnızca bir metal parçası değil, Adem'in çocukluğuna dair sahip olduğu yegane şeydir. Adem, bir çocuk esirgeme kurumunda kimsesiz bir çocuk olarak büyümüştür. Ve bu künye onun hem geçmişi, hem kimliği, hatta belki de varlığının bir ispatı niteliğindedir. Adem yalnızca bir ismi olduğunu, bu dünyada bir yere ait olduğunu, bir kimliği olduğunu hatırlamak istemiştir. Bu sessizlik bir suçlunun sessizliği değil, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan yalnız bir çocuğun sessizliğidir. Mübaşir, verebilirsin. Karar. Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde somut delil durumunun yetersiz oluşu ve kararda ayrıntıları yer alan gerekçeler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebinin reddiyle suça sürüklenen çocuk Adem Yürekli'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, evrakın ikmali için Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verilmiştir. Hapse gitmeyeceğim demiş mi Umut abi? Gitmeyeceksin ha demişim. Ya hadi otur bakalım, şöyle bir iki dakika konuşalım seninle. Adem, sen benden bunu niye sakladın?
abi. Beni bırakma ne olur Cengiz abi. Adem. Aslanım. Hani benden bir şey istemiştin ya. Çantamda o. Çantamda alalım. Tamam abi. Sakin ol abi, tamam. Her şey yoluna girecek. O seni annene götürecek. Onu sakın kimseye gösterme. Yoksa seni abi esirgemeye geri götürürler. Abi. Tamam. Abi. Abi ne olur kalk abi. 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 Olur kalk abi. Adem bak. Gerçekleri saklaman seni sadece zora sokar. Sana yardımcı olmama engel olur. Biz seninle konuştuk. Bu işte birlikteyiz dedik. Değil mi? Ortağız dedik. Bunu birlikte yapacağız dedik. O yüzden ne olursa olsun benden hiçbir şey saklamaman lazım. Bana her zaman dürüst olman lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Al bakalım. Hadi bakalım. Umut abi, sen nasıl öyle her şeyi hatırladın bir anda? Özel gücün falan mı var yoksa senin? Gelinin geldi ya, yüzün gülüyor Rıza Bey. Sadece gelinim değil ki, torunum da geldi. Sağ ol babacığım. Ha, açsam bak bir şey hazırlayayım hemen. Yok baba, ben acıkırsam söylerim sana. Tamam. Ali. Kızım içine asma böyle. Bak. İnsan en fazla susarken hata yapar. Bana anlatabilirsin. Ben senin baban sayılırım değil mi? Yani baba, ya bilmiyorum yanlış mı yaptım. Ama korkuyorum yani. Çok korkuyorum baba. Her an ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Haksız mıyım? Haklısın. Ben de korkuyorum. Her gün dua ediyorum. Umut'a bir şey olmasın diye. Ama oğlum, senin kocan böyle bir adam işte. Yani haksızlık gördü mü dayanamaz. Yardım için peşinden gider. Hele bir de o çocuk olunca, ben biliyorum, o çocuk da kendini gördü. Kendi çaresiz, yalnız olduğu zamanları gördü. Bana söylemediler ama anladım ben. O çocuğu bıraksaydı, yardım etmeseydi çocuğun başına çok kötü şeyler gelecekti. Sence o çocuğu öyle bir başına bırakabilir miydi? Hele de baba olacakken. Hayatta bırakmaz, bırakır mı? Sen de bırakamazsın. Yüreğiniz aynı çünkü. Ama bak, bu mesele bir kapansın, ben konuşacağım onunla. Diyeceğim ki bu son olsun. Sen de bundan sonra böyle bir şeyle ağlamayacaksın, tamam mı? Tamam baba. Şey, geliyorlar. Çaktırma. Selam. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ademciğim merhaba, ben Alef, Umut abinin eşiyim. Merhaba. Vallahi Umut abi sen yakışıklısın, tamam da Alev abla sen de affetmişsin be. Ne? Hadi sen gel bakayım. Sana bir ayvalık tostu yapayım, özlemişsindir.
ben her zaman senin yanındayım. Tamam mı? Savaştığında da bıraktığında da. Seni çok seviyorum Ali. Ben de seni. Her şeye göz gerebilirim ama sensiz gerçekten yapamam. Gerçekten yapamam. Tabii bu arkadaş olmalı. Bu arkadaş önemli. Ali. Efendim? Başka bir şey yoksa biz çıkıyoruz. Tamam siz çıkın zaten artık her şey yarın. Yarın da erken adliyeye gideriz birazcık. Umut öncesinde hazırlanmak ister çünkü, tamam? Hiç merak etmeyin. Adliye açılır açılmaz önümdeyim. Adem, hazır mısın yarın için? Hazırım Ruşen abi. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi gece. İyi geceler. Görüşürüz. Alev abla, sence kazanacak mıyız? Sen eğer bütün bildiklerini ve gördüklerini bize anlattığın gibi anlatırsan kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Çıkıp anlatacağım. Ama çok ceza alırlar değil mi? Az ceza almazlar he abla? Bak Umut abine. Nasıl çalışıyor? Sen bize güven, bildiklerini anlat yeter. Anlaştık mı? Sen şimdi televizyonu orada takıl biraz, ben de yanına gelirim birazdan, tamam mı? Tamam. Lan aha çocuk orada işte. Gidip alalım, konu kapansın. Çocuk tanık, emniyet tarafından korunuyor. Ne yapacaksın? Bir olay daha mı çıkaracaksın? Bir hata daha yaparsak ne olur, farkında mısın? Ya ne yapak? He? Elini kolunu sallayarak gidip mahkemede şahitlik mi etsin? Konuşsun mu çocuk, onu mu istiyorsun savcı? Benim söylediklerimi yapacaksın. Bak. Bana kurallarımı hatırlattırma. Tamam savcı. Belli ki senin kafanda bir kumçizlik var. Söyle o zaman ne yapacağız? Anlat. Sen benden haber bekle. Alev! Kapıya bakar mısın? Savcım. Evet bey. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sağ olun. Ya kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettim sizi. Estağfurullah, ne demek? Buyurun. Sağ olun. Çay, kahve, bir şey içer misiniz? Yok, sağ olun. Buyurun. Vallahi bazen diyorum ki... Savcılığı bırakıp avukatlığa geri mi dönsem acaba? Çünkü böyle mükemmel ofisler insanın aklını karıştırıyor. Savcım yapmayın ya. Sizin gibi insanlara çok ihtiyacımız var o makamlarda. Hepimiz işimizi iyi yapsak kötü niyetli diye bir kelimeye gerek kalmaz, öyle değil mi? Umut Bey. Normalde duruşma öncesinde avukatlarla görüşmem. Pek huyum değildir, doğru da bulunur. Ama sizin durumunuz farklı. Siz doğrudan adaletten yanasınız. O yüzden buraya iki sebeple geldim. Yarınki duruşmadan sonra, yani gerçekler ortaya çıktıktan sonra basın açıklamasını eş zamanlı yapalım isterim. Çünkü bu başarı inancınızdan, mücadelenizden dolayı sadece sizin başarınız. Yani sizin için uygunsa tabii. Savcım ne demek yani? Seve seve. Bir kazanalım da. Harika. Bir de şu var. Yani şu an böyle pek onayladığım bir şey yapmıyorum ama hırsızların, yolsuzların oyunu bu kadar pis oynadığı bir düzende benim de bir şeyler yapmam gerekiyor. Bu nedir savcım? Yarınki duruşma için yurt dışı bağlantılı bazı banka hesaplarının dökümleri. Yani biraz işi var incelemek için ama bir bakarsanız bir şeyler yakalayabilirsiniz.
Savcım, yani çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim ama dediğim gibi bayağı bir iş var. Bizim de zamanımız var. Aral Savcım, iyi akşamlar. Levan Hanım, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz? Sağ olun. Ne haber Akışık? İyiyim, teşekkürler. Biz çıkıyorduk ama senin işin uzadı galiba. Biraz. Sakıncası yoksa ben sizi bırakabilirim. Ne de olsa yakın oturuyoruz, yolumun üstü. Yani yük olmayalım şimdi size. Olur mu öyle şey, ne demek? Umut Bey, size iyi çalışmalar. Ben de Ali Hanımlarla beraber çıkayım. Savcım, çok teşekkür ediyorum dosya için. Yarın duruşmada görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Geçireyim sizi, buyurun. Buyurun. Adem. Ne yapıyorsun, iyi misin? Ben de çok geçe kalmam, tamam mı hayatım? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, arkadaki araç. Başlıyoruz. Seni arkaya bindirelim önce. Sakın fevri bir hareket yapmayın. Konuştuğumuz gibi. Geçin. Rahat mısın? Evet. Adem, heyecanlı mısın? Yarın bütün Türkiye seni konuşacak. Ademciğim, Arhan Savcı'dan çekinmene gerek yok. O da bizim gibi düşünüyor zaten. Biraz var. Yaklaştıkça arttı yani. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Bundan sonrasında sadece bize güven, olur mu? Adem. Bilmiyorum. Adem iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sorun yok. İyisiniz değil mi? Evet. Siz iyi misiniz? Boynum incindi galiba. Ne oldu? Ne çarptı bize ya? Bilmiyorum. Adem bir şey olmadı değil mi? Adem. İyiyim, iyiyim. Hiç sorun yok. Tamam, sakin. Motor. Motor vurdu, tamam. Tamam, ben bakıyorum. Birazdan ambulansla çağıracağım. Siz sakın arabadan inmeyin. Tamam, inmeyeceğiz. Ademciğim, gel sen benim yanıma. Korkma, tamam mı ablacığım? Ne abla, iyiyim, iyiyim canım. İyiyim, biraz boynum ağrıdı. Ne oluyor lan? Kaza bu, olur öyle. Korkma, tamam mı? Tamam. Sorun yok değil mi? Koş, kaç ablacığım, çabuk koş. Bırak çocuğu. Bırak çocuğu. Bırak beni. Adem kendini bırak. Bırak. İmdat, kimse yok. Bırak. Adem çek kendini. Bırak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.